Herkese günaydın olmaz. Saatlerimiz 3.30. Herkese iyi günler. Kanalımıza hoş geldiniz. Değil mi anneciğim? Biz bugün kızımla çok çok geç açılış yapıyoruz. Çünkü kahvaltıya misafirimiz vardı. Bir arkadaşım gelmişti. Onunla kahvaltı yaptık. Şöyle söyleyeyim. Sabahımız tabii ki yine erken başladı bizim Miroş'la. Daha sonra ablamızı 8.30'da babamız ve ablamızı birini işe birini okula gönderdik. Ondan sonra Cima bu bıdıkla oynadıktan sonra saat 9 gibi uykumuz geldi teyzoşları. Bu bıdığı burada yatırdım. İnanın ben de şu battaniyenin üstüne düştüm uyudum. Telefona uyandım. Arkadaşım aradı işte. Müsaitsen sana geliyorum diye. Ben de hemen fırladım yataktan. O da hatta yatarken de fotoğraf attım. Dedim vallahi gel. Yatıyorum ama kalkacağım dedim gel. Geldi işte kahvaltı hazırladık. Oturduk, yedik, içtik, kahve içtik. Derken saatlerimiz 3.30 yaptık. Zaten kahvaltı yaparken neredeyse 12'ydi. Kayınvalidem denize gitti bir teyzeyle. Biz de kaldık bu kızla yine baş başa. Bu pijamada gene kaç gün gezeceksin acaba hanımefendi? Hanımefendi kaç gün gene gezeceksin? Dedi ki annemin canı sağ olsun. Annem değiştirmezse teyzoşlar ben de böyle gezerim de. Bunu kaldır teyzoşlar görsün yüzünü. Kız! Tombilikim benim bugün manikür pedikür yaptık ya kızıma. Manikürlerini kestik, pedikürlerini kestik. Bakım yaptık yani. Tırnakları baya baya uzamış ve böyle... Aniden böyle yüzümü falan şey yapıyordu. Canım acıyordu. Evet. O yüzden bugün ilk işim onları halletmek oldum. Şimdi neyse bu burada. Zaten karnı tok. Daha yeni ikinci sabah işte dedim ya yatıyorduk. 9'da yattık. 11'de kalktık. Hatta bu kalktı. Sonra ben kalktım. Arkadaşım aradı. Ondan sonra kahvaltı yaparken bu tekrar uyudu. Bir saat önce uyandı. Yani geçen bir arkadaşımız demiş ki Feride işte Mira artık 11 aylık neredeyse ve çok uyuyor. Evet Mira gün içerisinde 4 kere rahat uyuyabilir arkadaşlar. Yani daha hala bebek gibi gidiyoruz. Yani şu an uyanık. Bir saattir mesela uyanık. En fazla bir saat sonra artık böyle ağlamaya falan başlayacak. Yani yatırmamı isteyecek. Gün içerisinde böyle 4 defa oluyor. Bazen de öyle oluyor ki. Mesela şu an yatmıyor ya 5'e kadar böyle gidebilir yani. Ha, zorlasam yatırırım ama bazen de kendi çok nadir böyle çok çok uykusu geliyor. Böyle battaniyede kendisi kıvrılıyor uyuyor ama o çok nadir. İlla böyle ya beşiğe koyacaksın iki sallayacaksın ya da arabaya koyacaksın bir götürüp getireceksin hemen uykuya dalıyor. Şu anlık böyle oynuyor hazır. Minnoş! Minnoş! Şimdi burayı yine açtım çünkü 2 gündür aşırı derecede bir nem sıcaklık var. Dün yağmur öyle de yağmadı. Dün ben videomun kapanışında yapmadım ama size şimdi bir şey göstereceğim. Biber biberi hallettim. Difrizi dışarıda açtım. Artık zamanı geldi. Ay limonlarımıza bakın. Bakar mısınız şurada bilmiyorum şu an görecek misiniz yok mu? Neredeydi ben kendim bile kaybettim şu an gözden. Ah şurada. Şurada arkadaşlar. Şurada bir tane minik var. Limonlarımız da oluyor. Öyle. Şimdi ilk annem istersen sen de denize gel dedi ama yok dedim ben gelmeyeyim. Şuraları bir toparlayayım. Ondan sonra Cima çamaşırları atmıştım yatmadan önce. Makine durdu. Onları asayım. Anlayacağınız. Allah'tan dün işlerimi hallettim. Yine gök gürültüsü var ama ortada yağmur yok. İşlerimi Allah'tan... Bu da şunu ya tıkanıyor ya. Allah Allah. Şu
şurası biraz şey olmuş, yamulmuş. Zor geliyor. Dün işlerimi hallettim ya, bugün rahatım, o yüzden böyle lay lay lom geziyorum. Şu masanın üstü silinecek, bayağı şeyli. Bu bıdık burada oynaya dursun. Böyle, hatta şunu da buraya astım ki buraya, ben biliyorum dönüp dönüp gelecek. Mira! 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 Bak bak, gözlerini ovalamaya başladı. Bu da uyku belirtileri arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Feride ne yapar? Kahve yapar ama onu içmez. Bir de dökmüşüm, yaymışım. Bir de telefonum netlese. Şöyle bir tane sodayı içtim arkadaşlar. Ama kahvem duruyor. Şimdi bu kahveyi içeceğim. Kendime şekerli yapmıştım. Arkadaşım şekerli içmiyor. Allah aşkına, bu nedir ya? Böyle temiz yapayım bari. Gördüğünüz gibi buralar genelde... Yahu şu netleme sıkıntımız da kalksa ortadan çok güzel olacaktı ama... mutfak dağınık çünkü... Kahvaltı şeylerini getirdik buraya falan. Onları şimdi makineye dizeceğim. Ortalığı toplayacağım. Size şuradaki lekeleri görüyor musunuz? Onlar silinecek. Aslında işim yok diye yok. İşim yok diye bir şey yok yani. Bayağı var. Şu saksılar hala beni bekliyor. Şurada dün anneme makarna falan vermiştim. Tencereyle götürdü böyle sulu sulu. Şimdi burada size şöyle göstereyim. Görmüyordum, açmıştım bunu. Heh. Oh, artık sezonu geldi. Şöyle biberlerimi kızartacak şekilde doğradım, poşete koydum. Ondan sonra dolmalık biberleri bu şekil iç içe koydum. Şöyle, bunlardan 4 poşet çıktı. Sonra şöyle maydanoz vardı ya, maydanoz da doğradım, bu şekil koydum. Daha sonra şöyle bir poşet biber acıydı. Onu da bu şekil koydum. Ve iki tane de şöyle büyük domateslerim var. Onları da bu şekil koydum. Yani dediğim gibi artık difrizi çalıştırdım. Yavaş yavaş artık buraya ne bileyim bir şeyleri koyarız. Bir de mantı falan yapmak istiyorum annemlere gitmeden önce. Elektrik çarpacak da öleceğim. Şöyle. Onun dışında bir şey yok arkadaşlarım. İşler bildiğiniz gibi, ay şu Mira'nın şeyini, Yaren'in şeyini alayım, iki gündür orada yatıyor. Öyle yani, fesleyenlerim hala kafaları bükük. Şuralar yıkanacak ama su kesik galiba, ona da bakarız. Şimdi hatta bakalım su var mı, varsa Mira uyumuyorken buraları halledeyim, yıkayayım. Aras kargo. Allah Allah, bugün benim bir kargom vardı, daha doğrusu benim değil de Zarife'ye bir şey sipariş vermiştik. Ama gelmedi nedense. Gelir belki ya da yarın mı gelir bilmiyorum ki. Ha, su yok. Bakın şey açık. Suyumuz kesik. Neyse. İşlerimi halledeyim. Diğer şeyden yıkarım artık. Öyle. Şimdi gidelim. Salatalıklarıma bakmaya gerek yok. Gerçi ablam her gün bakıyor. Her gün daha da irileşiyor. Daha da irileşiyor. Benimkilerine bakayım bir. Yerim seni. Olmuş teyzeler, olmuş. Bakın bakın burada. Bir tane dombiki var. Bakın şurada. Şurada bir tane var. Bir de şurada bir tane var. Ben artık büyük ihtimal annemlere gider gelirim. Anca o salatalıklar o zaman olur diye düşünüyorum. Bakalım. Biletlere bakıyorum. Biletler çok yüksek. Aşırı derecede yüksek. Yani neredeyse kişi başı 4 milyardan geliyor. O da çok çok fazla. Bakalım. Amcamın kızı çok uyguna bulmuştu. İnşallah biz de giderken, yani gideceğim tarihte inşallah ben de öyle uygun bir şey bulurum. Çünkü gidişimiz gelişimiz neredeyse 17-18 milyara denk geliyor. Yani iki çocuk bir de ben. Gidişimiz 9 milyar oluyor. Gelişimiz de aynı. Bir de elimde mesela harçlığım falan olacak. Yani bu gidişte 25 milyara. Bakın oralarda berbat. 25 milyara şeyim var yani. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi ben Mira burada yatıyorken, oynuyorken yani. Bak 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 bak, oyuncağa gelmek istiyor ama geri geri gittiğimiz için gelemiyor şu an. Gel. Şey, burada oynuyorken ben gideyim makineyi halledeyim. Çalıştırayım, o yıkansın. Ondan sonra devam edelim. Evet, çamaşırları astım. Buraya ne oldu? Bak yine bir yere girmiştir, sesi geliyor. Neredesin? 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 Nereye gidiyor? Bak bak, geriye gidiyor. Bak beni görüyor, geriye gidiyor.
Yanıma gelmek istiyor. Gel. 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 Nereye? Nereye? Nereye ömrüm? Nereye ömrüm? Niye? Yanıma gelmen lazım. Bak bak. Nerelere gittin sen kız? Kız? Nerelere gittin sen? Ha? Bak bak, işin gücün beni saçlamak değil mi? Ayağa bakın ayağa. Ben çamaşırları astım. Evet. Yukarısı hamam gibi arkadaşlar. Ne oldu? Uykusu geldi. Ama sen oynamıyorsun hiç benimle. Ya kızım sen ne yapıyorsun ya? Bir iki dakika yerinde dur ya. Bak bak bak. Bak bak bak, kafayı vurdun kız, kafayı vurdun. Bak bak bak. Allah'ım yarabbim. Yara, Mira seni var ya, seni var ya kızım, o sehpa kafana düşer ya. Yaramazlara bak şimdi. Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Onu oradan çekmeye çalışıyor, onu oradan çekmeye çalışıyor. Bak bak, bak hani. Çık oradan. Gel yanıma. Gel. Bak bak bak. Gel annem, gel gel, kafana düşer annem. Sinire bak sinire. Hadi gel yatalım, gel. Gel gel, sen uyumadan, sen uyumadan belli ki bana bir şey yaptırmayacaksın, gel. Efendim anne. Öğretmeni ıslattım ve kendim ıslattım öğretmeni. Ya. Senin fotoğraf çekimin varmış perşembe günü. Ne? Güzel elbise giyip gideceksin. Saniye nene sana elbise aldı ya hani. Dişini aç bakayım. Ha, dişimiz geçti teyze hoşlarım. Ne oldu anneciğim? Bugün anne senin ev resmini unutmuş koymaya. Neyse ya. Ya tamam. Hadi Miroş bak, abla geldi. Biz Miroş'la inanın uyutamadım da uyumadı. Böyle uykusu var, debelleniyor. Ben hiçbir şey yapmadım inanın. Bugün böyle kendime tatil mi versem? Hadi bak bak bak. Lina'ya geçin tatil. Evet gidiyor. Evet. Hadi şimdi kardeşinle oynayacak mısın sen? Ama aslında çok acıktı kan. Tamam hadi ben hemen gideyim mama yapayım. Ne yemek istersin? Söyle. Ne istersin? Ne yapsın anne sana? Hı? Ne ister benim kızım? Ne yapayım? Aslında var ya, keşke babaya biraz tavuk aldırsaydık kızım. Bence babaya söyleyelim de. O patlıcanları. Ne? Ekmek alsın. Evet, ekmek alsın. Başka ekmek alsın, kola alsın, tamam mı? Bir de. Anne pilav yapsana. Pilav mı istiyor canın? Hı? Tamam anne. Ama bulgur pilavı. Bulgur pilavı. Tamam bir tanem. Hadi bulgur pilavı yapacağım sana. Hadi hele buna bak. Neyse arkadaşlar, ben şimdi inanın görüyor musunuz, hiçbir şekilde bir şey yapmadım. Anne. Ama kardeşinle ilgilen, tamam mı? Çıktık da şimdilik yapmıştık. Birinci kahvaltı da değiştirmedim. Tamam bir tanem, tamam. Hadi sen kardeşinle birazcık ilgilen anne, o zaman bulgur pilavı yapsın. Bir de patlıcanlar yine kaldı yani, ya ben közleyecektim. Yok anam yok. Şahin bu arada kendisine ayakkabı almış. Bakalım ne almış. Ha bir tanem. Tamam çıkar anneciğim. Ne almış baba? Hem de iki tane almış. Oo. Yok mu, çıkardın mı? Tamam o zaman yukarıdan git al da gel bir tane. Bir tane bu. Bir tane de. Dur bakayım baba ne almış kız kendisine. Oo, kime bu? Baba almış kendisine. Bir tane de bu. Hmm. Anne
komik değil mi? Evet, babanın ayakkabıları bunlar. Güle güle giysin. Şimdi nereye gidecek biliyor musun? Nereye gidecek? Fotoğraf çekimleri gelin. Ya senin de var. Senin de fotoğraf çekimin var. Biliyor musun onu? Neyse. Babacık güle güle giysin. Şimdi Flo'dan iki tane ayakkabı almış. Hadi bakalım ben mutfağa gireyim, makineyi doldurayım, o yıkayana kadar. Kuşbaşı etim galiba var mı tam olarak bilmiyorum ama. Anne hızlı bunları sakla ki tamam. Tamam hadi içeriye kutuları götür ikisini de hadi kızım. Nasıl teker bu? Teker götür. Hadi. Ben bunları hızlı hemen götürürüm. Tamam anne. İkisini götüremezsin kızım, çok ağır. Hayır. Götürebilir misin? Aa! Yavaş götür ama. Yavaş yavaş götür. Mutfağa gireyim. Kuşbaşı etim varsa böyle kavurma gibi yapayım. Bir de yağ erime bulgur pilavı yapayım. Apo. Hadi teker teker götür dedim ya, teker teker. Ondan sonra şu babanın bilgisayarını da içeri götür. Tamam mı? Kızım kutudan da düşürdüm. Su gelmiş mi ya? Yemekleri halledeyim, makinemi açayım. Bugün böyle inanın hiç şeyde değilim böyle. Evet, suyu kestiler mi? Tam bir hafta, hatta daha fazla vermiyorlar bazen. Şunlar da ne kadar güzel olmuşlar. Gel beni ye diyorlar. Yıkar mısınız? Ya o niye netlemiyorum be arkadaş ya. Vallahi şu telefonu nefret ettirdi kendisine. Dutun üstünde bazen böyle böcek oturuyor da kokuyor ya. Ya niye netlemiyorsun ya? Ya bilen var mı? Bu telefondan anlayan var mı arkadaşlarım? Lütfen biri bana söylesin. Arkadaşlar, bu netleme sıkıntısı niye oluyor? Teyzoşlar. Hadi ben mutfağa giriyorum hadi. Hadi. Sen nereye gidiyorsun? Nereye? Sen nereye gidiyorsun? Nereye? Kardeşinin yanında dursana. Bak bak. Gene dönmüş. Sincap ya. Dönmüş. Haydi şıp şap. Şurayı böyle çık 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 yapıyoruz. Evet, ben yemeğimi kararlaştırdım. Geçen doldurduğum dolmalar vardı. Onlardan sadece 5 adet çıkardım. Fazla yapsam yenmeyecek çünkü. 5 adet dolma, 2 adet havucumu rendeledim. Ondan sonra soğan, patates ve yeşil biberimi doğradım. Şimdi sıvı yağımı da ocağıma aldım. Yani tencereye aldım. Siz nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum ama biz orada böyle birazcık sulu, yani hani buradaki biber dolmalar oluyor ya böyle kuru kuru, bizde öyle yapmıyorlar. Şimdi güzelce yağımın ocağımın altını açacağım. Bu şekil. Şimdi yağım kızdıktan sonra soğanı kavuracağım, daha sonra havucumu kavuracağım, biberimi kavuracağım. Domates iki tane doğrayayım ya, buzluktan çıkarmaya gerek yok. Daha sonra işte yani sebzeleri kavurduktan sonra patates ve suyunu ilave edeceğim. Biberlerimi dizeceğim. Kısık ateşte bunu pişireceğim. Bunlar hallolana kadar ben şu mutfağı toparlarım. Daha sonra Miran'ın artık bayağı bir uykusu geldi. Onu da yatırayım. Şu dışarıdaki banyo çok kötü halde. Şurada çöpüm falan var, onlar atılacak. Banyo çok kötü durumda. Şu kovayı da bayağı bir kötü olmuş. Onu da şeyle yıkayacağım. Hatta şöyle size göstereyim. İçini görüyor musunuz? Çok çok kötü bir durumda. Bunları dökeceğim, yıkayacağım. Ve banyoda aşırı derecede leş gibi ayaklar, kedi falan izi var. Onları cifle falan yıkayacağım. Görüyor musunuz buraları? Yani yemeğimi ocağa atayım. Daha sonra halletmem lazım. Çünkü dışarıyı da dün de yıkamamıştık. Bugün de yıkanmadı. Yani bir yerden başlamam gerekiyor açıkçası. Onları halledelim. Hadi bakalım şöyle soğanımızı dökelim. Yağımız da kızmamış gerçi ama. Bir de bulgur pilavı yapacağım Yaren'e. Yaren bunu zaten yemez. Bunu ben yerim. Anneme götürürüm. Şahin zaten evde yemek yemiyor, otelde yiyor. Arada böyle bazen soruyorsunuz eşim neden hiç evde yok, yemek yemiyor. Eşim çalıştığı için bazen kahvaltısını evde yapıyor. O da çok nadir yani, bu aralar hiç yapamıyor. Saat 8-8.30'da gidiyor, Yaren'i bırakıyor, oradan direkt otele geçiyor. Ve otelde işte kahvaltısını, öğlen yemeğini, akşam yemeğini, bazen oluyor ki akşam yemeğini kaçırıyor, yemiyor.
akşam 11.30-12 gibi eve geldiği zaman böyle karpuz, peynir, kahvaltı türü bir şeyler yiyoruz. Onun dışında gördüğünüz gibi zaten videolardan sürekli görüyorsunuz. Hep evde tekim, tek yiyorum. Bazen kayınvalidemle yiyoruz. Bazen ağız şeylerimiz uyuşmuyor. Mesela ben farklı yemek yapıyorum, annem farklı yemek yapıyor. Öyle şeylik olabiliyor. Şimdi soğanım kavrulsun. Sırayla havucumu, biberimi falan şey yapacağım. Ondan sonra da yemeğim hazır olacak. Zaten bu bulgur pilavı hemen olan bir şey. Onu 2 dakikada hallederiz. Sıkıntı değil. Önemli olan bunları aradan çıkarmak. Miram'ın termosunu doldurmam lazım. Suyu boşaldı çünkü. Hatta şimdi koyayım da çünkü bazen lazım oluyor. Ama su olmuyor. Bekletiyorum mecbur. Kaynasın, doldurayım. Öyle. Bir alışverişe çıkmam lazım. Kahvaltı türü evde bir şey kalmamış. Kaşar yok. Beyaz peynir son bugün bitti. Ondan sonra kaşar yok, peynir yok, labne yok. Yumurta 2-3 tane kaldı. Anlayacağınız bayağı bir şeylik var yani. Eksiğim var. Onları halletmem lazım. Perşembe günü belki Miray'ı kontrole, yani aylık kontrolümüz var. Ona gidemedik ayın ikisinde. Ona götürürüm. Böyle günler sırayla birbiriyle yarışıyor diyebilirim arkadaşlar. Böyle hiçbir şeyi yetiştiremiyorsun. Bazen çok zorlanıyorum. Ne bileyim. Bazen böyle kalkıp erkenden her tarafımı silip süpürüyorum. Bazen yetiştiremiyorum. Bazen sinirleniyorum. Ne bileyim ya, tuhaf günüm günümü tutmuyor yani açıkçası. Eminim ki aramızda herkes bu durumu yaşıyordur. Bazen her şey istediğimiz gibi olmuyor. Bazen insan yoruluyor, dinlenmek istiyor. İşte bir şeyler. Neyse, onu da şey yapalım. Şimdi havucumu dökeyim. Havucumu halledeyim. Hani özellikle evde küçük bebek oldu mu böyle hani olur ya, bazen diyorsun ki bugün derin bir temizlik yapacağım. Ama evde bebek var. İster istemez işini yarıda bırakıyorsun, geliyorsun, bebekle ilgileniyorsun. Karnını doyur, altını temizle, uykusu var ve bu zaman alıyor. Aa, kuşa bakın. Merhaba. Uçtu gitti. Öyle. Şimdi sırayla dediğim gibi zaten birçoğunuz biliyorsunuz, hatta bunu da dökebiliriz. Şimdi domates 2 adet doğrayacağım. Domatesimi de içine atacağım. Bunlar soğuduktan sonra salça falan koymayacağım. Domates yeterli olur. Daha sonra da işte bu kavurduğum şeylerin içine biberlerimi koyup suyunu ilave edeceğim. Kısık ateşte pişecektir. Bu kadarcık. Fazla bir şey yok yani. Deneyebilirsiniz. Şu renklerin güzelliğini. Thank you.
Sen sincap mısın sen? Bana bak bana, sen sincap mısın? Hı? Sen sincap mısın? Sen mutfağa mı gelmek istedin benim yanıma? Kızım o yeşil taburesi var ya, aldın ya geçen, onu getirsene bir tane. Orada duruyor ya şey, yerde duruyor ya kızım. Onu. Kızım aldık ya geçen oturak böyle. Evet. Evet mavi aldık ya geçen. Mavi mi? Özür dilerim anneciğim. Anne beni oraya otur. Dur bakayım. Altına ama bir tane şey getir. Beşin içinde pembe var ya. Onu getir hele kızım. Ama altına serelim. Ha? Mutfak kuşları. Hey. Hey. Gel kızım gel, sen de gel. Getir bana. Anneciğim onu dememiştim ama şunu. Bak oraya ben oturmak için. Sen bu tarafa otur gel. Gel şuraya yanına otur gel. Ama ben sana nasıl bakıyorum? Miray'la oturmak. Tamam bir kızım otursana. Nerede oturmak? Sana demedim kız ama işe gidiyorum. Ya Mira. Mira. Dur. Hadi. Gitti. Gel kızım sen de. Gel kızım buraya sen de. Hop! Kafanı çarpma tamam mı aşkım? Arkaya gideceğim biraz. Hah, bir arkaya. Kafanı çarpma. Git git git. Hah, otur. Ben seninle aynı suya dökülüyor. Bana bak bana. Yaramaz. Sen çok yaramazsın Mira. Allah. Mutfakta internet neden çekmiyor? Nasıl çekmiyor kızım? Çekmiyor işte. Çekiyor çekiyor da sen bir şey yapamamışsın. Ne yapamamışım? Nasıl mutfakta çekmiyor kızım? Bak domatesi doğru yamadık. Yanacak. Mira. Çiçeğim. Çiçeğim. Kız. Miroş. Görüyor musunuz siz bunu? Yaramaz seni. Git buradan. Anası. Mira. Anne galiba çıkıldı. Tamam kızım oturup sohbet edelim olmaz mı? Mira. Bak seni yaramaz. Reyhan'ıma yapıştı. Gel bakalım şuna bakın babam ne yapmış. Ne yapmış babam ne yapmış gene. Bana teyze sana göstersene. Al. Anne suyu alıyor. Kız Mira. Anne suyu alıyor. Miram Miram Miram. Al bununla oyna. Bak bak illa gidiyor ona ya. Mira. Mira. Ya sen yaramaz mısın? Anne bence baba kanların üstüne otursana. Anne nereye gidiyor? Ötme ötme. Zıp zıp. Sana da mı vereyim? Bir şeyler yapayım Mira. Aa Mira ben sana ne vereyim? Anne bana da kaşık versene. Al aşkım. Bak bak. Bu mu kızım derdin? Bu mu derdin? Mira her şeyi dağıtıyor değil mi? Tabii. Çok yaramaz olmuş bu kız ya. Teyze vereyim. Anne biraz saç yaptım. Bağırma kızım. Anne biraz saç yaptım. Tamam ama bağırma. Kırarsın. 70 lira para ödemişim. Anne bak deli konuşuyor seninle. Deli konuşuyor. Anne konuşuyor seninle Mira. Aşkım. Lollipopum. Ah, 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 ah. Anne dur. Ah. Ay çiçeği abartıyor.
Böyle popom çiçeğime falan dokunma, tamam mı aşkım? Bak güzel bak. Anne bak bak işte. Al al aşkım. Anne bana kalem yok mu? Kalem mi? Kalem ne yapacaksın yani? Biraz su verelim. Sabret vereceğim, sabret. Bir dakika, tamam. Bak şu yemeği hemen atalım. Ben çok güzel bir şey yapacağım senden biraz. Ben yapacağım orada bir şey diyeceğim. Bana bak. Saçışıyorum bak anne. Saçı. Ne yapıyorsun? Aa, nerede biberonun? Aa. Anne ben de onu çalışacağım. Ne yapıyorsun Mira? İşi gücü şu Reyhan'ı koparmak. Dur dur kızım, yetişemiyor oraya. Evet. Tamam kızım, bir şey yok. Tamam Yaren, bir şey yok kızım. Hadi hadi yatır. Bak. Kafaya bak, kafaya. Ah. Kız buraya. Ah. Evet. Mamamız hazırlanıyor. Dur yapma, kendi yapsın Yaren'im. Anne ben sadece onu garaja götüreceğim. Kendisi hareket etsin anneciğim. Anne çorabını pis etti. Tamam bir şey olmaz, yeter ki yürüsün de. Kızım sen yardım etme. Bırak kendisi yapsın. Şu dış kapıyı kapatabilir misin bir tanem? Tamam annem. Yavaş. Ya Mira hadi. Biraz aşağı mı indirsek? Çok mu yüksekte kaldı? Hı? Miroş. Ha? Biraz aşağı indirelim mi seni? Çok yüksekte kaldın galiba. Yok kızım, ayakları yetişmiyor baksana. Bak bak. Ben onu birazcık ayağını indireyim en iyisi. Anne ayağını yetiştirmişsin. Hayır anneciğim, tam basamıyor bak. Gidemiyor. Bak bak bak. Bak şu an oturuyor. Ama onun ayakta durması lazım. Tembel teneke. Mira. Yapma kızım. Kızım. Neden bağırıyorsun? Dostpikim benim. Dostpikim misin sen benim? Sen benim eşeğimsin. O senin o kadar gözlerini yerim. Zeytin gözlerini. Öpücük yok mu anne? Tembel. Tembel. Anne. Ha kızım. Size edeceğim. Ha? Size edeceğim. Tamam. Geliyorum ben. Ama yavaş bak, aşağıya düşme, tamam mı? Anne bak. Bak Remziye nene geldi. Remziye nene. Anne ne yapıyorsun? Hoş geldin Remziye teyze. Gelsene. Ya bir şey olmaz, gel. Kız gel. Suya bakacağım. Su yok ya. Ben de bekliyorum da. Kanalda su yok mu? Yok. Gelmiyor. Bir bakalım bakalım. Hele bir bak. Bir bağır çağır orada. Korksunlar da açsınlar. Alo. Efe dayı nasıl? Yaren ne var? Aman ne olsun be. Bacaklar çok kuvvetli. Ha. Ağrısı var demek ki. Değil mi? Tamam Remziye teyze, sen bir baksana orada. Sen bir baksana suna, ne alemde. Şuraları bir yıkayayım.
Baksana şuralara bir şeyler dökülmüş de oraları yıkamam lazım. Evet ya, battı. Yine bu rüzgar da çıktı. Güneşimiz de batıyor. Mira, kızım sen yapma. Kendisi yapsın. Bir tanem kendisi yapsın. Ben ama yolda kaldım. Çok az bunu indireyim ya. Ya oturmasa ki direkt dik ayakta dursa tembel. Kızım sen yardım etme. Bir tanem kendisi anne, yapsın. Anne, çünkü yolda kaldım. Tamam ama sen tamam da sen ona yardım edersen o gidemez ki kendisi. O tembellik yapar hep. Yarenim. Kızım. Yapma sen bir tanem. Yapma aşkım. Tamam? Hayır. Tik 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 tik. Yapma annem yapma. Bak o da ki gülüyor. O da ki gülüyor. Anne istesiyor. İstiyor ya. Ayağa bak hadi. Kızım buraya kadar gelmesin. Tamam bak sen kızım gitmesin. Mira kızım tut işte. Nereye götürüyor kızım seni? Mira. Ablanı götürme. Hı? Kimi kızım? Mira. Nereye gidiyorsun acaba? Bak bak. Tam gelmiş mi oraya? Tam gelmiş vallahi. Biraz götür o tarafa. Çorapların kirine bak. Yavaş. Ayakları bükülmesin. Yavaş. Oraya götür, orada bırak onu. Oynasın orada, tamam mı? Ne oluyor kız? Şurumuş şimdi bunu hortumla yıkayacağım. Görüyor musun? Püf olmuş. Püf. Leşli bile koktu. Bak orada oynasın. Şuraları fırçalayayım şimdi. Thank you.
Ha kızım? Yanındaki kahve yapıyorum, biliyor musun? Evet, aferin size. Ben kahve çay içiyordum. Hı? Ben çay içiyorum. Hı? Çay içiyorum, evet. Bak elimdeki bisküviye bak. Tamam annem. Evet. Çekin oradan. Çekin. Çekildim ben, çöpleri atıp geleyim, bitti. Evet, dışarıları da yıkadık. İçimiz rahat edecek artık. Değil mi çiçeğim benim? Şunun da şuradan iğne dallarını koparacağım. Daha şurasını bakın, kopardıktan sonra buralar bayağı bir genişledi. Bunu çoğaltmayı düşünüyorum. Çok güzel değil mi? Bu hatta eve de galiba olur. Hatta şunu da annem bir zamanlar evin içinde tutuyordu. Böyle bir çoğaltayım. Aynı saksılar, aynı güzel şeyler yapayım. Evet arkadaşlar, ben gördüğünüz gibi buraları yıkadım. Şimdi şu çöpü de atacağım. Bu arada nedir onun adı? Patates kovam sanki yeni gibi oldu bakın. Şöyle bir güzel cifle içini dışını bir güzel temizledim. Burada şimdi kurusun. Ha kızım. Şuralarda bayağı bir... Tamam geliyorum, lekeler vardı. Onları da cifle yıkadım. Şunu şu tarafa çevireceğim ki... Kızım geleceğim dedim ya, şu çöpü atayım ya şunun üstünde. Şuraya kadar yıkadım da oralara hortum yetmedi. Onu bir ara çıkıp süpürmek lazım. Evet, banyomuz da tamam. Bitti. Güzelce cifledim. Buraları şey yaptım, bezlerimi yıkadım, astım. Işığımızı kapatabiliriz. Böyle kapısı açık kalsın. Hava şey olsun, çıksın. Çünkü camı kapalıymış oranın. Böyle şey olsun. Bunu yıkayacağım. Yukarıya çıkarmam lazım. Buraya koyayım, daha sonra alırım. Evet, bir de rüzgar çıktı başımıza. Öyle. Ne oldu annem? Ha? Hadi ben çöpü atayım, geleyim hemen Mira'yı alalım, tamam mı? Ne yapıyor? Cimkilliyor mu nene? Mira nene cimkilliyor mu? Cimkilliyor mu? Çimdikliyor mu? Bir şey yapıyormuş benim kızım. Niye yapıyor? Şu saksılar da hallettik mi? İşimiz tamamen bitecek. Hadi bakalım şu çöpü atayım, geleyim arkadaşlar. O kadar. Burada durmasın, şey olmasın. Ve mis gibi oldu. Değil mi kızım? Mis gibi oldu buralar. Değil mi? Su gelmeye başladı. Evet, aa bakın. Görüyor musunuz? Ha? Şimdi hortumu tekrar uzatmam gerekiyor. Gerçi su artık gerek yok. Yıkadım. Oralarda şey değil. Birazcık burası sulansın. Ondan sonra kapatırım zaten. Bir gideyim çöpe atıp geleyim. Evet. Çok serin, mis gibi bir hava var şu an. Değil mi yarenim? Hani uçak? Hani uçak? Hani uçak? Hani kız? Aa, orada mı? Küçücük, minnacık uçak. Az önce helikopter vardı, biliyor musun? Sabah 4'te ben uyandığımda şu sokak lambalarını kapatmışlardı. Niye çözemedim? Bak parkta çocuklar var. Parkta. Şurada ayağımı yıkayayım ve çamur olmasın. Yıkadım ve yapraklar yine uçuştu bir yerlerden. Evet. Yavaşça bu su aksın böyle. Ondan sonra kapatırım. Remziye teyze gitti ya. Suyu açtılar vallahi. Değil mi kızım? Remziye'nin kesişi bir bağırmıştır. Bu arada balkonu da güzelce su tuttum. Burası da tamam. Hadi gel. Aa, kapıyı çekmedik. Hava. Bakar mısınız böyle? Güneş battı. Bulutlar geldi. Kuşları görüyor musunuz? Hadi bakalım. Şimdi ay kafamı kaldırdım yukarıda, başım döndü. Kardeşini alalım. Doyurayım artık yatsın. Çünkü bayağı bir ayakta. Bugün direniyor. Uyumamak için direniyor şu an. Hadi bakalım ben mamasını onu hazırlayayım. Ondan sonra of
Saat de bayağı kaç oldu saat bu arada ya, göremiyorum şu an. Bu arada makinem yıkıyor. Bu da altını kapattım. Bu şekil oldu. Şimdi hemen 2 dakikada geliyorum. 2 dakikada bulgur pilavı yapacağım. Ay, annemden bir kase de yoğurt alayım da bunu yoğurtla yiyeyim. Neyse arkadaşlar, bence bu videoyu da artık burada kapatalım. Hatta böyle dolmalarımla kapatayım. Belki yarın size de fikir olur. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Yarın yeni bir vlogda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın.